Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Star Atlas'taki gemileri inceleyeceğiz. Her birini teker teker hangi iş kollarında kullanabileceksiniz, fiyatları neler? Teker teker inceleyip gözlemleyeceğiz. Ayrıca Star Atlas'ın sitesine de böyle birazcık göz atarız. Marketplace kısmında bulunan özelliklerine değiniriz. Başlayalım. Şimdi siteye girdiğimizde marketplace kısmına geçiyoruz. Gemilere geçmeden önce ee, şunlara da bir değinelim yeni açıklandı çünkü bunlar da moda üzerine de ekstradan giyilebilir kostümler çıkarttı gerçekten çok havalı şeyler var oyun içerisinde giyilebilir kıyafetler olacak tasarımları gerçekten efsane benim en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi bu çok güzel duruyor çok havalı ve bir de bu özellikle bu çok efsane yani oyunda bu kıyafetle dolaşmayı çok isterdim. Şimdi en küçük gemilerden başlayıp yavaş yavaş büyüklerine doğru teker teker inceleyelim. Şimdi ilk gemiyle başlıyoruz. Opal Jet gemimizin ismi. Gemi yarışlarda kullanabileceğiniz bir gemi. Aynı zamanda ufak bir silah desteği de var büyük bir ihtimalle yarışlarda da silahları kullanabileceğiniz bir sistem olacak. O yüzden de hani silah da koymuşlar içerisine. Toplamda 129.592 adet var ve şu andaki fiyatı da 18.88 dolar. Kısaca nasıl alınıp satılacağı üzerine de bir bilgi verelim. Belki bilmeyenleriniz vardır. Gemi alabilmek için öncelikle bir pantom cüzdanınızı bağlamanız gerekir. Buradan tıklayın. Ben de şu an hayalet yazıyor Türkçe'ye çevirdiğim için bu arada. Bağlan diyorsunuz. Bağlandık. cüzdanınızı bağlıyor. Orada onaylama gelecek. Şifrenizi girip onaylayacaksınız. Daha sonrasında cüzdanınızı bağladıktan sonra burada iki panel görüyorsunuz. Üstte ve altta olmak üzere. Üstteki satış emri girilenler. Buradaki e, emirler şu şekilde. Elinde gemisi olanlar buraya satışa koymuşlar. Demiş ki benim elimde bir tane gemi var. Ben bunu 18.89'dan satmak istiyorum. Yani siz bunu tıklarsanız ve satın alırsanız size direkt anında cüzdanınıza gelecek bir gemi ama aşağıdan daha düşük bir fiyata girerseniz burası da alım emirleri. Yani diyor ki ben 18 dolar 10 cent'ten bu gemiden almak istiyorum. 2 tane almak istiyorum demiş mesela buradaki kişi. Şey. Bu da şöyle elinde gemisi olup satmak isteyenler direkt buraya anında satabiliyorlar beklememek için. Bu şekilde aşağıya emir girebilirsiniz ya da yukarıdan direkt satın alabilirsiniz. 2 tercihiniz var. Elinizdekini satmak istiyorsanız da satma seçeneğine gelerek buradan kaç tane satacağınızı girip fiyatını girerek alımlarınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Piercer X4, Barış X4 olarak yazıyor ama Türkçe çeviri kullandığım için şu anda. Bu savaşçı bir gemi. Aynı zamanda gezegenler arasında keşif yapmanızı sağlayabilecek bir kapasiteye sahip ve kendisinde aldığınızda birazcık bir küçük de olsa bir kargo alanı ile birlikte geliyor. Bu da ne demek oluyor? Yani siz bir farklı bir gezegene keşfe çıkabilirsiniz. Kaşif özelliği olarak meslekte kullanabilirsiniz. Aynı zamanda savaşçı olarak kullanabilirsiniz ve gittiğiniz yerlerden topladığınız malzemeleri yanınızda getirebilirsiniz. Bu işe yarıyor. O yüzden mesela eğer ki küçük bir gemi alacaksanız bunlardan daha büyüğünü almayı düşünmüyorsanız kendinize X4 alabilirsiniz. Çünkü sadece yarışlardansa hani daha kapsamlı bir özelliği olduğu için daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum ama ikisinden de alabilirsiniz. Hem yarışlara katılırsınız bir Opel Jet'iniz olursa hem de Piercer X4'ünüz olursa hem keşfe çıkarsınız, silah özelliğini kullanırsınız, depo özelliğini kullanırsınız. Daha kapsamlı bir iş alanınız olabilir. Bunun fiyatı da şu anda 20 dolar. Opal Jet Jet. Bu da ilk gördüğümüz Opal Jet'in bir üst versiyonu. Daha hızlı. Aynı zamanda 2 kişilik kapasitesi var. Silah gücü daha da yüksek. Güzel bir tasarımı var. Ve yine yarışlar için kullanılabilecek bir gemi. Oldukça hızlı. En hızlı gemilerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Bu geminin şu anki fiyatı da 300 dolar. Piercer X5. Bu da X4'ün bir üst versiyonu. Bu geminin özellikleri gerçekten oldukça güzel. Çok kapsamlı bir özellikleri var. 4 farklı bir kullanım modu var. Bu geminin modları şu şekilde. Saldırı modu var, hız modu var, normal mod var. Ekstra'dan biri de savunma modu var. Tam bir savaşçı gemisi. Toplamda 34.120 adet var bu gemiden. Bu geminin fiyatı ise 142 dolar. Şimdi sırada Vizas Opot geminin ismi. Burada Vizas bölümü olarak çevirmiş Türkçe. Bu gemi veri koşucusu özelliklerine sahip. Bu gemiyle şunları yapabileceksiniz. Bir veri sağlayıcısı olabilirsiniz bu gemiyi aldığınızda. Bu geminin oldukça sağlam tarama radarları var. Yani çok güçlü radarları var. Radarları ve antenleri var. Gözetleme ekipmanları ve kaşif dronları var. Yani örneğin siz bir gezegene yaklaştığınızda dronlarınızı gönderip o gemiden bilgi toplayabileceksiniz. Örneğin hani gemiyi direkt oraya yanaştırmanıza gerek kalmayacak. Herhangi bir tehlikeye girmenize gerek kalmayacak. Yani bilgi toplama üzerine tam teçhizatlı bir gemi. Bu gemiyle yapacağınız işler böyle bilgi alışveriş yapabilirsiniz. Yani siz bulduğunuz bilgileri satabilirsiniz. Yeni yerler keşfederek bu bilgileri satabilirsiniz oyun içerisinde. Böyle bir meslekler de olacak. Bu gemiden toplamda 1900 adet var ve gemi nadir bir gemi. Bu geminin şu anki fiyatı 2479 dolar. Şimdi gelelim bu gemiye. Bu geminin özelliği diğerlerinden çok daha farklı bir oluşumu var bu geminin. Finbul Bios Packline geminin ismi. Bu gemi de nadir bir gemi. Toprağında 1605 adet var ve transport yani nakliye işleri yapabilecek bir gemi gibi düşünebilirsiniz bunu belli yerlerde belli şeyleri taşıyabilme adına. Böyle daha çok yük kapasitesi olan bir gemi olacak. Bu geminin en güzel özelliklerinden bir tanesi de gemini kendin inşa edebiliyorsun. Yani tasarımını, oluşumunu falan her şeyini kendin yapabiliyorsun. Yani sökülüp takılabilir bir gemi gibi düşünün. Bir yerini alıp farklı bir yere taşıyabiliyorsun falan. Oyun gemiyi şu şekilde tanıtmış. Ellerini kirletmeyi seven yıldız gemisi tamircisi için eksiksiz bir kendin yap paketi sunuyor. Tasarımını her şeyini kendin yapabilirsiniz. Çok eğlenceli görünüyor aslında bakarsanız bunun olayı da. Geminin parçalarını böyle hurdalık bölgesinden, başka yerlerden, hurdalardan alıp kendi geminizde monte edebileceksiniz. Yani çok büyük bir kargo ambarı olacak. Yani insanların nakliye işlerini yapabileceksiniz. Bu da ekstradan bir gelir sağlıyor olacak sizler için. Yani iş aslında basit. Böyle nakliye işi yapmak isteyen, uzay nakliyesi yapmak isteyenler bu gemiyi alabilirler. Toplamda 1605 adet var. Ve şu anki fiyatı 3545 dolar. Calico Compact Hero gemisine geçelim. Patiska kompak kahraman diye çevirmiş. Patiska ne tabi? Türkçede böyle bir kelime olduğundan haberim yok ama geminin orijinal ismi Calico Compact Hero. Bu geminin çok rolü bir özelliği var. Keşif gezileri için Guardian, daha o gemi görmedik satışta olan en büyük gemilerden bir tanesi. So Guardian hangarına direkt yerleşebiliyor ve bu şekilde keşif için insanları alıp daha rahat bir şekilde getir götür yapılabiliyor. Gezegenler arası yolculuklarımız tahmininizden çok daha uzun sürerse bu gemide geminin böyle yaşam destek üniteleri olacak, kendi yemeklerini üretebildiği, suyunun işte tedarik edebildiği falan tarzında sistemler olacak. Yani çok daha uzak bölgelere gidip gelebilme imkanınız sağlayacak bir gemi. Geminin içerisinde farklı bölmeler var. Bu bölmeleri de şu şekilde tanıtıyor oyun. Konforlu iç mekanlarda uzun ve uzak seyahatlerde ek sermaye getirmek için standart orta kargo ambarını ve yük hatları için yakıt modülünü kullanabilirsiniz. Ve içerisinde böyle yolculuk esnasında bayağı keyif üzerine de böyle bir alanı var. Direkt böyle uzayı rahatlıkla görebileceğiniz, rahatlıkla oturabileceğiniz, keyif yapabileceğiniz bir alanı mevcut. Hani önü full camla dolu olan. Ek olarak VTOL ve yan kanatlı iticileri var. Bunlar da ortalık karıştığında bir şey olduğunda bir anda oradan manevra kabiliyetiyle gemiyi oradan çıkarabilecek bir özelliği var. Gemi büyük olmasına rağmen manevra kabiliyeti boyutuna göre çok yüksek. Bu da tabii ki de savaş rolünü üstlendiğinizde ya da tehlike anında sizin çok işinize yarayacak. Bu geminin şu anki fiyatı da 4770 dolar. E, Ogrika Tripide Umarım doğru okuyorumdur. Yanlış okuyor ihtimalim var. Ee, bu gemi savaşçı sınıfında bir gemi ve bu arada en büyük gemilerden bir tanesi. satışta olan gemiler arasında. Güçlü ve acımasız bir güç sergilerken muhteşem süper lüks puna kültürünün bir kanıtıdır diye tanıtmış oyun, oyun bize bunu. Bu geminin özelliklerinden bir tanesi çok aşırı kuvvetli bir silah gücüne sahip çok büyük bir gemi ve bu büyüklüğüne rağmen de ve çok güçlü iticileri sayesinde aşırı manevra kabiliyetleri var. Yani bu da bir savaşçı gemisi için yani ve büyük bir gemi için çok önemli bir olay tabii ki de. Geminin ön taraflarında çok büyük toplar var ve bu da karşı tarafı tamamen hani gördüğü bir gemiyi ya da atıyorum bir üssü tamamen yok edebilme üzerine kurulu bir teçhizat ve o yüzden çok güçlü toplar var önünde. Aynı zamanda tabii ki de cephane ve e Silah gücü çok yüksek olmasına rağmen içerisinde tamamen konforlu bir alan sunuyor. Yani bu da gene uzun mesafeli uzay yolculuklarına imkan tanıyor ve koruma gemisi olarak düşünebilirsiniz belli noktalarda. E, bu gemiyi kullandığınızda e, güvenli bir ortam oluşturabilirsiniz ve aynı zamanda rahat bir şekilde yıldızlar arasında seyahat edebilirsiniz. Bu geminin şu anki satış fiyatı da 9.700 dolar. Son gemimiz de e... <laughs> Pakistan diye çevirmiş kafam karıştı. Kalika Guardian diye geçiyor geminin ismi. Yani Kalika e, koruyucusu olarak geçen bir gemi. Bu geminin e, kulvarı da başkenti olarak geçiyor ve yine çok rollü bir gemi. Bu gemiden toplamda 235 adet var. Çok sınırlı sayıda. Bunlar şöyle aşama aşama düşünürseniz Kaliko Guardian'ınız varsa diğer herkes aslında sizin için çalışıyor olacak. Yani kendinize bir üst kuracaksınız bir başkent olacaksınız. Herkes derken bütün oyun değil bu arada. Yani bir ekibiniz olacak. O ekip içerisinde işte atıyorum X4'leri olanlar, X5'li ola, Purester X5'leri olanlar sizin savaşçı ekibiniz oluşturacak. Sonrasında kargo ekibiniz olacak. Aynı zamanda e, keşifler için normal kalikolarınız olacak falan. Bu tür gemilerin hepsinin ortak noktada buluştuğu yer Kaliska Guardian olacak. Kaliko Guardian olacak. <laughs> İsmi kafamı karıştırıyor her seferinde. Kaliko Guardian olacak. Şimdi bu geminin özellikleri bu bir amiral gemisi. En üst düzey gemilerden bir tanesi bu olacak. Modern uzay gemisi teknolojisinin bir harikasıdır diye tanımlıyor oyun kendisinde bu gemiyi. Temiz, sportif ve kullanışlı olan bu ana gemi galaktik mahallemizin bilinen ve bilinmeyen sektörlerinin en uzak noktalarını taramaya mukadder olan ekstra büyük bir mürettebatın evi olabilir diyor oyun. Bu gemideki hayal edilebilecek tüm yaratık konforları ve sürdürülebilir biyolojik uygulamalar herhangi bir guardian mürettebatını yeni yaşam ve yeni bir yorumlar keşfederken rahatlatır. İki ekstra büyük keşif uçağı odası ve ikili haritacılık navigasyon odası ile dolu olan Guardian aynı zamanda tüm keşif ve veri doğrulama filoları için uzay haritalama merkezi olarak da kullanılıyor. Mürettebatı Metaverse'ün canlı, hiper canlı ve akışlı eğlencede sunduğu en son özellikleri eğlendirmek için çift katlı bir sinema ile standart olarak gelir. İçerisinde çift katlı bir sinema salonu ile birlikte geliyor bu arada. Oturup orada film seyredebileceğin bir bölüm olacak. O da çok enteresan gerçekten. Yani çok farklı e, detaylara değinmişler. Bunlar böyle her seferinde okuduğumda şaşırtıyor beni açıkçası. Ve bu heyecanımı kademe kademe yükseltiyor. Yani hani oyun içerisinde bir sinema sorununun olması neden düşünülmüş olabilir? Hep söylüyorum ya bir gerçek hayatı simüle etmeye çalışıyorlar oyun içerisinde. Siz oyun oynarken arada böyle savaşmaktan falan sıkıldığınızda gideyim şurada bir film izleyeyim diyebileceğiniz oyun içerisinde bir alan var. Önceki videoda izlemeyenler varsa bahsetmiştim. Yani VR destekli bir oyun olacak ve VR'larınızla direkt oyun içerisinde hissedeceksiniz kendinizi. Ve sıkıldığınızda gidip film izleyebileceğiniz bir sinema salonu bile var. Artık gerisini siz düşünün. Toplamda 235 adet var dedik bu gemiden. Ve bu geminin şu anki fiyatı 35.990 dolar şu anki fiyatı. Yani gerçek bir şehir almak gibi geliyor insana. Ya yani ev alı aldığınız fiyatlara yakın değerlerde. 35.000 dolar yani. Şimdi gemileri bitirdik. Neye ihtiyacınız olacağını anlattığım bir video oldu. Aklınıza takılan bir soru varsa, anlamadığınız bir nokta varsa ya da benim kaçırdığım, unuttuğum bir yer varsa bunu yorumlardan bana sorabilirsiniz. Ben mutlaka geri dönüş yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video içeriklerim hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde Star Atlas hakkındaki tüm bilgileri burada sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.